Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Çok değerli kardeşlerim, bir Ümmetin Renkleri programıyla yine beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, malum biz burada ümmeti konuşuyoruz. Ümmetin dertlerini, sorunlarını konuşuyoruz. İlk defa olarak da bu dertlere ve sorunlara sahada çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Biz kendimize düşen vazifeleri layıkıyla yerine getirmek için maksimum derecede bir gayretle kendimizi ortaya koyuyoruz. Sizin dualarınızla, desteklerinizle ve gayretlerinizle. Değerli kardeşlerim, malum birçok ana başlığımız var konuşmak için. Fakat bugün öne çıkardığımız bir iki ana başlığımız olacak. Birincisi Gine'yi tekrar konuşacağız. Çünkü çok saygıdeğer Mehmet Turan hocamız Gine'den yeni geldiler. Her zaman şöyle diyorduk: hocam ayağınızın tozuyla geldiniz, sarığınızın tozuyla geldiniz. Ama bu sefer çok güzel ve sevindirici haberlerle geldiler. Kendisinden inşallah bu haberleri dinleyeceğiz. İkinci bölümde de nasip olursa inşallah hocanın ve talebenin önem ve ehemmiyetine, aynı zamanda iktifimizin Afrika'da bu manada neler yaptığına dair konuşmalar yapacağız. Ve sizinle bir müzakere ve mütalaat adında bunları paylaşmış olacağız. Değerli kardeşlerim, şimdi Gine ile alakalı bir VTR'miz var. Çok sevgiler Mehmet Turan hocamızın getirdiği, onu dinleyeceğiz. Ama dinlemeden önce ben Mehmet Turan hocamıza dönüyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük, sefa gördük. Allah razı olsun. Nasılsınız? Elhamdülillah, elhamdülillah. Kardeşlerimiz öyle diyor, bugün sizi çok neşeli görüyoruz diyor. Nasıl neşeli olmayalım ki? Evet, hizmet tabii yani, önce insan. Tabii ki neşeli, hüzün her zaman iç içedir. Tabii Afrika'yı dinleyeceğiz. Mutlaka çok evet. Güzel haberleriniz var. Evet. Neşemiz de oradan kaynaklanıyor zaten hocam. Evet. Eğer bir yerde bir hizmetle alakalı başarı elde edilmişse bu insanı sevindiriyor açıkçası. Geçenlerde bir tanesi öldü işte, dün bir tanesi. Dünyanın en zengin para babası olan birisi öldü. Para sahibi olmak insanı mutlu etmiyor. Makam sahibi, kesinlikle, servet sahibi, şöhret sahibi olmak insanı mutlu etmiyor. İnsanı mutlu eden bir şey varsa o da Allah'ın rızasına uygun bir iş yapmışsanız. Mümin için, Müslüman için böyle tabii. Evet, topluma, millete, şahsın bizzat kendisine faydalı bir işse bu insanı bu mutlu ediyor. Elhamdülillah. Hocam ben dinleyeceğiz dedim size ama bir VTR'miz var. Dilerseniz İnşallah. Hep birlikte izleyelim. Tekrar dönelim ve İnşallah. Burada inşallah Gine'yi sizden dinlemeye devam edelim. İnşallah. Evet değerli kardeşlerim, Gine'ye gidiyoruz. Evet kıymetli kardeşlerimiz, 3 sene içerisinde 7 ülkeye yayılan hizmetlerimiz bugün elhamdülillah 3 kıtada, 42 ülkede Ehl-i Sünnet ve Cemaat çizgisinde ümmet birliği için çalışmalara dönüşmüştür. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendi rızayı şerifine uygun amelleriyle birlikte en kısa zamanda adı anılan 200 küsur ülkede Ehl-i Sünnet ve Cemaat çizgisinde hizmetleri cümlemize nasip eylesin diyorum. Evet. Kıymetli kardeşlerimiz, çalışmalarımıza inşallah hiç ara vermeden, hız kesmeden devam ediyoruz. Şükürler olsun. Rabbim Celle Celaluhu gerçek manada kendi rızayı şerifi üzerine Ehl-i Sünnet ve Cemaat çizgisinde kıyamete kadar ümmet birliği için çalışabilmeyi cümlemize nasip eylesin diyorum. Burada bu mazlum insanları yüzyıllarca sadece ve sadece köleleştirmek, sömürmek, değerlerini, madenlerini gasp etmek için gayret edilmiş ve çalışılmış. Ama bugün biz ve benzeri tüm kardeşlerimiz, kuruluşlarımız buralarda sırf Allah için ümmet birliğini sağlamak, gerçek manada İslam kardeşliğini pekiştirmek, almak değil, vermek için yarış eden anlayışla buralardaki çalışmalarımıza devam etmiş oluyoruz.
Evet değerli kardeşlerim, hep birlikte Gine'deki kardeşlerimizi izlemiş olduk. Şimdi çok saygıdeğer Mehmet hocamıza dönüyorum. Hocam, Gine diyoruz ama tabii hizmet sadece Gine ile sınırlı değil. Evet. İşin aslı, sizin çok güzel bir ifadeniz var. Bizde de bu tabiri caizse yerleşti ve bir slogan haline geldi. Yani dünyada ismi anılan ne kadar ülke varsa hizmetleri biz oraya götürmek için gayretle çalışıyoruz ve mücadele ediyoruz. Hocam, Gine'ye gittiniz ve döndünüz. 12 günlük uzun bir seferdi, biliyoruz. Açılıştan sonra tabii birçok sorun vardı. Bu sorunlar teknik sorunlar tabii, inşaatla ilgili ya da hizmetle ilgili değil. Diyanetle görüşmeler olacaktı, devletle vesaire. Çünkü sonuçta büyük bir yapı burada hizmet verecek. Bunun altyapısının resmi anlamda sağlam olması gerekiyor. Bunlar da çözdünüz tabii büyük ihtimalle. Hocam, neler yaşadınız? Neler oldu? Neler bitti? Lütfen tekrar sizden alalım bizi inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Öncelikle sevgili Allah'ımıza sonsuz ve nihayetsiz şükürler olsun. Lütfeyledi, ikram edildi, ihsan edildi. Elhamdülillah. Batı Afrika ülkesi Gine'de ehli sünnet ve cemaat çizgisinde ümmet birliğinin sağlanması için yapılacak faaliyetlerde çok önemli bir külliyenin ilk etabını tamamlamayı ve tamamlanan ilk etabında da hem ibadetlere hem de hizmetlere başladığının görülmesini Rabbim bizlere ikram eyledi diyorum. Öncelikle şükrünü ifade ederek konuşmamıza başlamış oluyoruz. Elhamdülillah. Tabi Gine'deydik. Olmamız gerekiyor. Olmaya devam edeceğiz. Çünkü Batı Afrika ülkesi olan Gine, Konakri'de yapmış olduğumuz 2. Abdülhamit Han Camii Şerifi, aslında külliye olarak Mahmut Usta Osmanoğlu külliyemiz içerisinde bulunan Camii Şerifimiz ve hemen yanındaki ihtisas merkezimiz ve aşevimiz birinci etap olarak açıldı. Açıldı ama geçen programlarda ifade etmiştik. Asıl işimiz bundan sonra başlıyor dedik. Ve biz buradaki ibadete açılan Cami-i Şerif, ihtisas merkezi ve aşevindeki düzenlemeleri gerek resmi bağlamda gerek hizmet akışında bir takım hizmetlerin yerine oturması için temaslarla bulunmak üzere 2 haftaya yakın yine de bulunduk. Evet. Elhamdülillah. Tabii tekrar bir hayal şeridi gibi gözümüzün önünden geldi geçti. Yani ilk adımlar, 2010 yılında 2 tuğla 2 kilo çimento ile atılan temel ve aynı zamanlarda tutulan erkek ve kız medresesi kira olarak kiraladığımız 2 bina ve burada zor şartlarda külliye inşaatının dahi 4-5 sefer yağma edildiği, insanların bizim bu yer bize tahsis edilmeden 4-5 sene gibi kısa süre içerisinde burada 1000'in üzerinde insanın öldürülmüş olması. Yani arazinin, bize tahsis edilen arazinin aslında çok yakın tarihte ve mazide Gine açısından olumsuz yönleriyle diyorum. Sabıkası var yani. Çok önemli ve büyük sabıkasının olduğu bir arazide 10 sene gibi kısa sayılabilecek çok süre içerisinde böyle bir şaheserin meydana gelmesi aslında bu Rotama dediğimiz Koloma bölgesindeki Gine'li vatandaşlarımızı ve Müslüman kardeşlerimizi de hakikaten tamamen böyle bir şaşkınlığa uğrattı. Bu yeni bir bilgi hocam. Yani orada ben ilk defa duyuyorum. Tabii bunlar da yeni mütalalarda öğrenmiş olduk. Evet. Zaten tahsis sebeplerini her geçen gün yeni bilgiler zaten öğrenmiş geliyor. Oluruz. Çünkü biz 2010 yılında bize tahsis edildi bu yer. 2006-2007 yılında burada 1000'e yakın insan bu arazi üzerinde çıkan olaylarda öldürüldü, katledildi. Dolayısıyla tabii evvelce Kur'an tedrisatının yapıldığı mango ağaçlarından bahsettik. Daha yeni şeyler çıkacak. Çünkü zaten burada böyle bir eserin oluşması belli başına bir hadise. Ve burada ilk temel ile birlikte zor şartlarda inşaat devam ederken bir taraftan insana yapılan yatırımla hem Konakri'de hem Bofa'da hem de Labe'de talebelerimizin yetişmiş olduğunu görmek ve açılan camimizle, ihtisas merkezimizle, aşırımızla birlikte o aynı zamanlarda temelini atmış olduğumuz eğitim çalışmalarında aynı anda meyvesini verip biten külliye içerisinde görevlere başlanmış olması bizim tabii o açıdan kardeşlerimizin sizi çok neşeli görüyoruz dediği zaman tabii ki nasıl neşeli olmayalım. Yani o kadar çok olumlu Allah'ımız Celle Celaluhu nimetleri bir arada cem olduğunu bize gösterdi ki yani neye ihtiyacınız var? Cami açılmış. Orada ezanlar okunacak, namazlar kıldırılacak, cami içerisinde ilim halikaları oluşturulacak. Hocaya ihtiyacınız var.
Ama bu hoca sizin yetiştirdiğiniz hoca, düşünebiliyor musunuz? Yani binalarla birlikte hocalarımız, genç hocalarımıza yetişmiş, bina ile birlikte hizmeti de dahil olmuş. Elhamdülillah. İşte bu bağlamda böyle bir şerit, yani hizmet şeridi hayal olarak gözümüzün önünden böyle tatlı bir şekilde akıp hem orada geçti hem de şu an yine gözümüzün önünden böyle bir geçiyor. Şerit geçmiş oldu. Peki ana hatlarıyla asıl önemli başlıklar halinde neler yaptık bu sefer gittiğimiz zaman? Bir, buranın neticede çok geri kalmış bir ülke olsa dahi, sıkıntılar içerisinde olsa dahi ve imkansızlar içerisinde çırpınan bir ülke olsa dahi kendine has bir takım kanun kuralları var, kuralları yönetim var. Şekli mesela, var, sistemi var. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı var. Kesinlikle. Ve bizim yapmış olduğumuz hizmet de tamamen bir İslam merkezi. Yani muhatabımız direkt Diyanet İşleri Başkanlığı. Evet. Ve biz 3 sefer elhamdülillah üst üste yine Diyanet İşleri Başkanımızla temaslarımız oldu, görüşmelerimiz oldu. Hatta kendi aracıyla birlikte kendi kariyesine ziyaretlerimiz oldu. Bunları ben çok kısa açacağım. Tabii ilk yaptığımız ziyarette biz yine Diyanet İşleri Başkanımızla birlikte ortak protokol doğrultusunda buradaki bize tahsis edilen arazi üzerindeki İDDEF'e ait olan bu ilk etaptaki cami-i şerifimiz, ihsas merkezimiz ve aşevimizde yapacağımız hizmetlerle alakalı karşılıklı bir protokol teklifinde bulunduk. Evet. Bu çok memnuniyetle karşılandı. Ne demek yani siz burada hizmet ediyorsunuz, gereken neyse biz yapacağız denildi ve karşılıklı protokol zaten zorluk çıkmadı yani. Hazırlandı. Bunu temin etmiş olduk. İkinci olarak sene içerisinde senelik protokollerle yine Diyanet İşleri Başkanlığımızla ortak projeler hususunda ittifak ettik. Tabii hepsinden önemlisi de Diyanet İşleri Başkanımız şöyle bir soru sordu. Yine Diyanet İşleri Başkanımız. Şimdi bu cami-i şerifin asıl yapılma gayesi ve hedefi nedir? Çünkü büyük bir yapı. Büyük bir yapı yani ve temelinde direkleri gördük diyor. Yani biz bu direğin üzerine ben daha önce de diyor Diyanet İşleri Başkanı olmadan geldim. Bu direğin üzerinde acaba diyor 150-200 katlı yer mi yapacaklar? O kadar büyük devasa direkler. Temeli sağlam. Yani biz kendisine tabii daha önce de söylemiştik. Biz bunu yani Müslüman Türk milleti olarak da hep sürekli bizim hizmette olsun, amelde olsun düşüncemiz en kısa vadede 150-200 seneliktir. Ve çalışmalarımızı 500-600-700-800-1000 seneye göre yaparız. Dolayısıyla buradaki cami de inşallah yani temel itibariyle tabii ki bir takım restorasyonlardan zamanla geçecek ama temel itibariyle belki de yine 1000 yıl hizmet edecek inşallah şekilde planlandı ve tasarlandı dedik. Ama amaç bu mu? Amaç bu değil. Nedir peki? Biz bunu anlatmaya başladık. Ülkemizde yapılan aslında Selçuklu Bakiyesi, Selahattin Camileri ve sonra ondan sonra gelen Osmanlı mimarisindeki camilerin aslında içerisindeki hizmet açısından bir önemi var. Nedir dedi? Bizim cami-i şerifinin içerilerinde ilmi kürsülerimiz vardır. Fıkıh evet. Kürsüsü, evet. Akaid, tefsir, kelam, hadis. Buralarda kürsüler oluşturulur. Her bir kürsünün kendine has cemaati vardır. İnsanlar gelir, gelen insanlar da eğitimli, donanımlı olur. Ama yani fıkıh dinleyecek cemaat altyapısı var, zaman altyapısı var ve fıkıhla alakalı bilgiler dinler ve sorar, cevap alır. Bu oradaki halikalar da yani 20-30-50'yi düşmez. Düşünün bir caminin içerisinde 5-6 ayrı kürsü vardır. Her bir kürsünün 50-60 tane müşterisi vardır. Yani cemaati vardır. Talebesi vardır. Evet. Biz şimdi bu cami-i şerifin içerisinde öncelikle böyle yapamayacağız tabii. İlk adımı şöyle atacağız. Biz bunu temsilen ilim halikaları oluşturacağız. Bu caminin içerisinde en az 7-8-10 tane halika oluşacak. 30'ar kişiden olacak bu. Kur'an-ı Kerim'den tutun usulü fıkha kadar. Tabii ama önce buradaki Kolema, Rotoma bölgesindeki Kolema bölgesinde bulunan, mıntıkasında bulunan civardaki hani sahipsiz diye adlandırılan garip kuraba, fakir fukara, kontrolsüz yani zor şartlarda evi barkı olmayan diye sürekli dışlanan, horlanan çoluk çocuğa yönelik önce bir halika oluşturacağız. Evet. Kiminin ailesi var, kiminin yok. Önce bir kere toplum ıslah olması lazım. Toplum neyle ıslah olacak? Toplumun aile bireyleri içerisinde sahipsiz çocuklarından tutun, sahipli olan çocuklara varana kadar önce çocuklar temelde bir eğitim alacak. Önce ilim halikasını böyle oluşturacağız. Sonra bu ilim halikası geliştirilecek. İlmi kürsülere dönüştürülecek. Çünkü bizim ecdadımız bu çalışmaları yaparken bu halikalarda asıl ilim sahibi insanlar, bu halikalarda üst düzey alimler evet.
üst düzey oluşturulan medreselerde olurdu. Biz şimdi sembolik olarak camiyi yaptık, yanına da ihtisas merkezini yaptık. Aslında ahir zaman tabii bu. Yani o zaman evveldeki gibi üst düzey kaliteyi hedefimiz bu, ama bu tedricen olacak sırasıyla. Kesinlikle. Alim yetiştirme merkezimiz orası, halk eğitim merkezi burası olacak. Ve burada en az günde 400-500 tane bu ilim harikalarında çocuklar eğitimlerini yerine getirecekler. Çünkü kapasite müsait. Tabii seviyeyi yükselteceğiz ama bununla birlikte. Ve burada 5-10 sene içerisinde bu bölge artık yani sorumlu bölge olarak anılmaktan çıkıp huzur veren bir bölge haline gelecek. Yani insanların güvenle, emniyetle yaşadığı bir bölge haline gelecek. Deyince Diyanet İşleri Başkanımız şöyle buyurdu. Dedi, bu dedi yeter de artar bile. Bu caminin varlığına şu program, şu plan yeterli. Şu dedi, bu dedi yeter de artar bile. Ve ben çocuğumu dedi, Bofa'ya yakın dedi, benim o kariyedeki ikame ettiğim yer. Açılışı çocuğumu dedi, sizin dedi medreseye veriyorum dedi. Ve Diyanet İşleri Başkanımız çocuğunu bizim Bofa'daki medresemize verdiği hedefe dayalı olarak. Üstelik ki başkente vermemiş hocam, Bofa'ya vermiş. Çünkü o kariye oraya yakın olduğu için. Evet, 150 kilometre ötede bir yer çünkü. Yani peki bununla birlikte tamam, şer'i ilimlerde anladık, toplumun ıslah hususunu anladık. Daha nelere hedefliyorsun? Bu cami ne olarak yapacak? Değil. Cami sadece cami de değil. Yani İDDEF yine de asıl nihai neler hedefte nelere hedefliyor? Sayın Başkanımız, bizim yetiştirdiğimiz her bir talebe ve mezun olan her bir genç hocamız aynı zamanda bir ziraat mühendisi gibi donanımlı olacak dedik. Hangi kariyeden almışsak o kariyeye görevlenecek, ama o kariye halkına sadece Kur'an öğretmeyecek, sadece tecvid öğretmeyecek, talim öğretmeyecek, hadis, tefsir, fıkıh öğretmeyecek. Aynı zamanda şu an ülkenin en önemli meselelerinden biri olan tarım. Ekonomi olarak da, yani insanların hem çalışma alanları hem de ekonomi olarak güçlenebilmesi için mutlaka yerüstü zenginliklerin değerlendirilmesi gerekiyor. Onun için bizim mezun olan her bir yeni hocamız, yani şu an ilk iptida talebemizden tutun mezun olan her bir hocamız bizim için bir ziraat mühendisi niteliğinde olacak ve görev yerine böyle gidecek. Deyince o dedi, benim o zaman hemen kariyerin orada 20 dönüm yeri var. Hemen size tahsis edeceğim dedi. Bakınız değil daha mi hocam? 11 günü özetliyoruz şu anda. Doğrudur. Sadece Diyanet İşleri Başkanı ile aramızda geçen konuşmaları. Ama önemli bir görüşme hocam bu. Çok önemli ve buradaki bu görüşmelerde aynı zamanda buradaki yapılan çalışmaların nihai hedefinin hangi kariyeden gelir ise o kariyeye yetiştikten sonra istihdam haberini duyduğu zaman işte bizim ülkemiz için en önemli, olmazsa olmaz ve bugüne kadar işittiğim, duyduğum en büyük hizmetlerden birini hedeflemişsiniz. Lütfen dedi, resmi Diyanet İşleri Başkanı olarak değil, bir mümin olarak, Müslüman olarak ne olur beni hizmetlerin dışında bırakmayın. Bunu yine Diyanet İşleri Başkanımız söyledi. Evet, çok sevindirici. Hatta aynı sözü bizzat kendisi Arapça olarak ifade etmeye şu anda hazır. Yani ben diyor Türkiye'ye bunu ilan edeyim diyor. Ve inşallah resmi bir davetle İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonumuzun inşallah bu 2017 yılı içerisinde davetlisi olarak ülkemize gelecek. Ve ülkemizdeki inşallah hem bu çalışmaları yerinde gözlemleme fırsatı bulacak, hem de bizim orada yapacağımız hizmetlerin istişaresini burada beraberce yapıp karşılıklı protokolleri de inşallah burada İnşallah. Yerinde imzalamış olacağız. Peki hocam, Diyanet İşleri Başkanı aramızda geçen sadece. Onun adına ben bir soru sorayım hocam. Buyurun. Şimdi öncelikle şunu söylediniz. Talebe geliyor bize kariyeden ya da köyden, kasabadan. Biz ona eliften, elifbadan tutun, usul hadise kadar, usul fıkıha kadar eğitimini veriyoruz. Ve bir hoca yapıp hizmet sahasında bunu veriyoruz. Evet, evet. Halka artık hizmet etsin. Evet. Ziraat dediniz hocam. Peki ziraatle ilgili bir altyapı var mı? Yani ne yapıyoruz mesela ziraatle ilgili? Ne yapacağız biz orada? Tabii şimdi bizim özellikle 2016 yılının sonunda, yani 2017 yılının başındaki senelik planlamamızda istişare ettiğimiz, istişare toplantımız, yani senelik hizmet planlama istişare toplantımızda özellikle öne aldığımız ve üzerinde yoğun bir çalışma yaptığımız bir konu var idi. O da nedir? Özellikle çalıştığımız Afrika kıtasında mutlaka zirai bir çalışma yapmamız lazım. Bununla alakalı 2016 yılı içerisinde de biliyorsunuz defaatle ve kerahatle bu permakültür hususunda bir takım çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde bu konuda mütehassıs olmuş, uzmanlaşmış kişiler tarafından destek sözleri alındı. Ve biz buradaki uzman kadro ile birlikte orada, bu bölgedeki tabii hem başta talebelerimizi ve başında bulunan hocalarımızı bu konuda eğiterek biz bu gönderdiğimiz kariyerdeki
görevlendireceğimiz hocalarımızı eğitimli ve donanımlı olarak göndermiş olacağız. Ama nedir? Orada daha önce de söylediğimiz gibi mutlaka sondaj makineyle açılacak kuyuya. Suçu önemli tarım için. Zaten sondaj bir kuyu açtığınız zaman orada tarımı başlatmış oluyorsunuz. Zaten açılışını yapacağımız Burkina Faso açılışımız var. Önümüzdeki biliyorsunuz iki hafta sonra. Burada da göreceğiz. Bunu da kardeşlerimiz inşallah izleme fırsatlarını bulacaklar. İnşallah. Talebelerimiz şu an her gün bir saat çalışmaya başladılar. Elhamdülillah. Buradaki kısmi eğitimlerini alarak, yerinde eğitim alarak o zaman çalışmalara başladılar. VTR'mizde zaten gördük. Cami içerisindeki ilim halikalarının ne kadar canlı, ne kadar hareketli olduğunu. Yani ülke içerisinde, şimdi Gine'yi konuştuğumuz için diyorum. Yani tüm ülkelere yayılacak ama Gine'de de özellikle biz öyle bir planlama yaptık ki önümüzdeki, biz buna kısa vade diyoruz, 10 sene içerisinde Gine'nin 33 tane büyük karyesinde inşallah en azından bu mezun olan hocalarımızla birlikte hem eğitim hem de zirai çalışmalarının biz başladığını buradaki Türkiye'deki kardeşlerimizle paylaşmış olacağız. Niçin 10 seneye kısa vade diyorum? Çünkü buradaki çalışmalar için orta vadede en az 30 seneye ihtiyaç var. Kesinlikle. Uzun vadede ben 100 sene diyorum. Kesinlikle. Yani hedef bu takdirde ne olmuş oluyor? 2017 demiyoruz. 2117 diyoruz. 2117 diyoruz. Yani bizim hedefimiz de hocam şöyle anlamış olduk. O zaman hoca kardeşimiz orada gelip merkezimizde eğitim aldıktan sonra önce hocalık bir kere ilmini tamamlıyor. Evet. Ve hoca sertifikasını, daha doğrusu icazetnamesini alıyor. Ziraatle ilgili buradaki bizim teknik ekibimizin vereceği destekle ziraatle ilgili bilgiler alıyor. İki, peki hocam tebliğ ile alakalı ne yapıyoruz? Tebliğ ve davetle alakalı zaten bölgesel ekipler oluşturuluyor. Yani bunlar ayrı birimlere ayrılıyor. Tabii tebliğ ve daveti sadece insanlara biliyorsunuz yaşam şartlarına göre tebliğ ve davet yapılır. Yani acından ölen bir kişiye şunu deseniz, sabret deseniz siz o kardeşinize tebliğ etmiş olmazsınız. Hakaret etmiş olmazsınız. O der ki ya hoca gelmişsin bana 100 kiloyla kalmışım 25-30 kilo bana sabret diyorsun. Ya benim sabra yani bu nasihate ihtiyacım yok. Benim bir tas yemeğe ihtiyacım var. Evet. Lütfen bana bir tas yemek verir misin? Şu an Afrika ülkelerindeki en büyük tebliğ ve davet hareketimiz yani eğitimle bağlantılı olmak kaydı şartı ile birlikte mutlaka su kuyuları en büyük tebliğ ve davet araçları oluyor. Evet. Mescitler en büyük tebliğ ve davet aracı oluyor. Özellikle bu kuyular ile birlikte zirai çalışmaları başlatmak en büyük tebliğ ve davet çalışması oluyor. Medreselere yani hem gündüzcü hem yatılı. Çünkü sadece yatılı bakmayalım. Gündüzcü medreseler de yatılı gibi çalışabilir. Tebliğ ve davet oluyor. Bundan sonra kademe yani bir üst segmente atlayan gerek ailelere gerek talebelere yönelik bu sefer tebliğ ve davet alanı genişliyor. Ne olmuş oluyor? İşte temizlik kültürünün yaygınlaştırılması, kılık kıyafetin düzgünlüğü, yemeklerin kaşıkla yenmesi, temizliğe riayet edilmesi, elbiselerin yavaş yavaş artık hatta bazı talebelerimizde artık ütü talep etmeleri bile gösteriyor ki artık mümin ve Müslüman her temizlik alanda kültürü yavaş yavaş. Ama bunu alanda siz direkt yani Türkiye'deki yaşam şartlarını ve standartlarını düşünerek Türkiye'deki tebliğ ve davet hareketini aynı ile oraya taşıdığınız zaman kendi biliyorsunuz sizin de içinde olduğunuz biz gerek kahvelerde gerek manyanelerde gerek gece kulüplerinde gerek efendim esnaflarda gerek sanayilerde gerek efendim resmi birimlerde yapmış olduğum tebliğ ve davetler bu ülkenin şartlarına göre yapılıyor. Tabii. Şartlar oturmuş. Oranın şartlarındaki tebliğ ve davet ilk önce bahsettiğimiz gibi buralardan başlıyor. Ama bu konuda görevli ve çalışan ekiplerimiz var mı? Tabii ki vardır. İşte bu çalışmaları biz şartlar olgunlaştıkça artık tamamen sünnete uygun nebevi bir metotla artık temizlik kültüründen tutun, düzen ve tertibe, talim tecvidinden kıraatine ve hatta insanların haremlik ve selamlığına varana kadar bir takım çalışmalar artık tebliğ ve davet olarak ortaya konuluyor. En büyük davet yaşanılan şartlara uygun olarak yapılan davet sanatını ortaya koyabilmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu bizlere örnek olarak göstermiştir. Çünkü mesela biliyorsunuz bir bedevi geldi, çok af buyurun, mescidin köşesine bevlettiği zaman sahabe-i kiram efendilerimiz gazaplandılar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Bırakın işini bitirsin. Bir mescitten bahsediyoruz. Evet. Peki bugün bu mescidi nerede iyi anlayabiliriz? Afrika'da. Halbuki Afrika'ya gitmeyen bir kişi bu hadis-i şerifi anlayamaz hocam. Anlayamaz. Neden anlayamaz? Allah Allah. Yani şimdi
şey 15 santimlik 20 santimlik halının üzerine bir sahabi geliyor bevlediyor gibi anlar. Anlar. Çünkü ufku o kadar gördüğü mantığı yani fikri o kadar. Kıyas yapabileceği camiler gördükleriyle sınırlı olduğu için. Bu Afrika'da yani o kumdan mescitleri görürse bu hadis-i şerifi çok iyi anlar. Dolayısıyla biz aslında o saadet asrında yaşananları büyük oranda gördüğümüz bir kıtadır. Afrika kıtası ve bu şartlara göre biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl tebliğ ve davet usulleri ortaya koymuşsa biz de aynı usuller doğrultusunda yeri geliyor çok kabulü. Şu an külliyemizde de var bu hocam. Külliyenin dibinde 35 tane yani üst helamız son var. Derece modern neler yapmışız ama gitmiş köşede çok kapıyorum yolun kenarına bevlediyor. Yani bu zaman alacak olan bir iş. Bir süreçtir bu tabii. Toparlayacak olur isek bu ziyaretimizde elhamdülillah hem Diyanet İşleri Başkanımızla olan irtibat, Cami-i Şerif'in içerisinde başlayan ilim halikaları, ihtisas merkezimizdeki ve ihtisas merkezinde şu an üst düzey olan talebelerimizin ilim halikalarındaki görevleri, aşevinde artık yavaş yavaş her geçen gün artan ihtiyaç sahiplerine verilen yemekleriyle birlikte düzen, tertip, plan, program yerleştirildi. Çalışması ve halkına hizmet sunmaya başladı. Elhamdülillah diyerek toparlamış. Çok sağ olun hocam. İlk bölümün de sonuna gelmiş olduk. Elhamdülillah. Bir nokta koyacağız, nefes alacağız. Zaten işaret ettiniz. Bir dakikamız kaldı diye ben de ona göre ayarladım. Evet hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Evet değerli kardeşlerim. İlk bölümün sonuna geldik. Ben ilk bölümü ara vermeden önce telefon numaramızı ve aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim telefon numaramız 0212 621 0065. Sosyal medya hesaplarımız Twitter, Facebook, YouTube gibi hesaplarımızdan bize İttef yazarak veyahut da metin renkleri yazarak ulaşabilirsiniz. Özellikle ben Facebook'la ilgili olarak tavsiye ediyorum değerli kardeşlerim. Etrafımıza, kardeşlerimize bilgi verelim. Bizimle ilgili en sağlıklı, en doğru bilgiyi buradan alabilmek adına takip etsinler. Arama butonuna insana değer veren Dernekler Federasyonu yazdığınız zaman bize ulaşmış olacaksınız. Kısa bir ara, aradan sonra tekrar beraberiz. Evet değerli kardeşlerim, ikinci bölümde Ümmetin Renkleri ile yine birlikteyiz. Değerli kardeşlerim, bu bölümde Mehmet Turan hocamızı inşallah hep birlikte dinlemeye devam edeceğiz. Fakat öncesinde hocalarımızla ve talebelerimizle alakalı bir VTR'miz var. Hep birlikte izliyoruz ve dönüyoruz. Dr. Muhammad Mubari, one of Dr. Muhammad Mubari, Ustad Hakim Suley, Ustad Süleyman Efeoğlu. Evet kıymetli kardeşlerimiz, yavaş yavaş artık cuma namazına doğru yaklaşmış oluruz. 2 saate aşkın bir süre kaldı. Şu an yanımda medresemizde görevli kıymetli Ahmet Riya hocamız var. Kendilerinden inşallah duygularını soracağız. Ya üstazi, keyfe tuhissu bihazel meşru? Tamam. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil mürselin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hazel meşru el mevcude huna fi Konakri الذي بناه إدف من تركيا أمثاله قليلة جدا في هذا العالم وخاصة في إفريقيا في عندنا هنا فإحساسي بهذا المشروع هو إحساس فرح وسرور لأن مثل هذا المشروع يعني فائدته عظيمة جدا في مثل هذا البلد لأنه يؤتي فرصة للناس ليس فقط للطلاب للناس أن يتعلموا دينهم أن يتعلموا القرآن أن يتعلموا الأخلاق الإسلامية لذلك هو أمر عظيم بالنسبة لكل مسلم موجود في هذا البلد وفي هذه القارة لذلك نحن نشكر جمعية إدف مع من يتعامل معه سواء من إفريقيا وغيرها ونشكر كل من يبذل جهده لكي يحصل أو يصل الفائدة لجميع المسلمين في هذا العالم فأشكر الجميع ونطلب الدعاء من المشايخ أن يدعوا لنا بالعافية والتمديد والمد بالقوة وبالقوة والتربية
وكل ما يمكن لنا من أن نتقدم به لرفع راية الإسلام. شكرا لكم. Şu an yanımızda camimizde cuma günleri hutbe irad eden saygıdeğer kıymetli İbrahim hocamız vardır. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli. Kendilerinden inşallah duygularını almış olacağız. Ya Üstazi, keyfe tuhissu bihazel meşru? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ba'du, esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Aleyküm selam. Hakikaten المسلم يكون سعيدا لما يرى مثل هذا المشروع وخاصة إذا كان هذا المسلم مهتم بعمور الدين ويعمل في مجال دعم الإسلام الدين الوحيد الذي ارتضاه ربنا للبشرية أجمع فلذلك فنحن سعداء بهذا المسجد الكبير مسجد عبد الحميد حان الشيخ الكبير الجليل الذي جاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين لذلك نشكر دولة تركيا شعبا وحكومة ونشكر الجمعية التي كان سببا في بناء هذا المسجد الكبير فسترون إن شاء الله اليوم جمع كثير جمع غفير من الناس يأتون لصلاة الجمعة في هذا المكان الأمر هذا يدل على أن المسلمين يحتاجون بمثل هذه المشروعات فنشكركم جزيل الشكر ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد كل من بنى مسجدا لله أن الله سبحانه وتعالى سيبني له مسجدا في الجنة ونحن سعداء. نعم. شكرا لكم يا أستاذ. سلام. Evet kıymetli kardeşlerimiz, saygıdeğer İbrahim hocamızın da duygularını aldık. Yine altyazı halinde siz değerli kardeşlerimize duygularını, düşüncelerini aktarmış olduk. Ve tekrar buradan bir cuma günü kıymetli kardeşlerimizin tekrar cumasını tebrik ediyoruz. Cumanız mübarek olsun diyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu iddef.org. Evet değerli kardeşlerim, Afrika'ya gittik ve medresemizden, hocalarımızdan bir demet izlemiş olduk. Değerli kardeşlerim, hoca ve talebeyi konuşacağız. Hoca çok önemli, talebe çok önemli. Hocanın önemi toplumda kanaat önderi olduğu için, toplum mayaladığı için, topluma yön verdiği için, özellikle vahiyle tanıştırır için son derece önemlidir. Ama daha önemlisi değerli kardeşlerim, beyin göçünü önlemektir. Beyin göçünü önlemek de yine hocadan geçiyor, eğitimden geçiyor, vahiden geçiyor. Dolayısıyla biz İTTEF olarak Afrika'da, Asya'da ve Balkanlar'da bunu yapıyoruz. Evlatlarımızı, en zeki olanlarını vahyi insanlıkla tanıştıracak kanaat önderleri yetiştirmek adına ayıralım diyoruz. Ve bu kardeşlerimizi yetiştirelim. Bu kardeşlerimiz gelecekte bir Hacı Bayram Veli gibi, bir Akşemseddin gibi, bir Molla Gürani gibi, efendim bir Fatih Sultan Mehmet Han gibi, Alaeddin Efendi ve Mahmut Efendi Hazretleri gibi topluma yön veren ya bir lider olsun veyahut da mayalayan bir Allah dostu olsun diyoruz. Değerli kardeşlerim, Mehmet Turan hocamıza dönüyorum. Hocam ikinci bölümde yine beraberiz. Sizi yormaya devam ediyoruz. Elhamdülillah, benim için zevk elhamdülillah. Allah razı olsun. Hocam hoca dedik, talebe dedik. Hocanın ve talebenin son derece önemli olduğunu aslında bilmeyen yok. Hepimiz biliyoruz. Son derece mühim ve önemli bir müessese. Hocalık ve talebelik müessesesi. Ve İTTEF'imiz de Afrika'da, Asya'da ve Balkanlar'da hoca yetiştirmekle ilgili ciddi çalışmalar var. Bunu biliyoruz. Biz sizden şunu isteyeceğiz hocam. Afrika'da, Asya'da ve Balkanlar'da hocamın toplum üzerindeki etkisini ve aynı zamanda talebelerimizle alakalı medrese çalışmaları ve bu talebelerin istihdamı. Aslında bunu ben
kardeşlerimizle paylaşmak istiyorum. Fakat ilerleyen dakikalar içerisinde bunu ben paylaşırım. Talebelerimizin barınma yeri, medreseleri, ihtiyaçları, sıkıntıları, bütün bunlar İTTEB tarafından gideriliyor tabii. Bunu dediğimiz gibi ben inşallah açıklayacağım. Bununla alakalı konuşalım istiyorum hocam. Söz sizde, lütfen buyurun inşallah. Tabii ilk bölümde de yani kısmen bu konuya da değinmiş olduk. Yapılan tüm yapılar, tüm planlar aslında bir mana bizim İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olarak zaten eğitime yönelik, eğitime dayalı. Yani bir ucu mutlaka ne oluyor? Eğitim. Eğitim. Dolayısıyla peki o zaman bu eğitimi biz niçin yapıyoruz? Bunu biraz daha derinleştirmiş olacağız. Elbette. Buralarda gerek cami olsun, gerek medrese olsun, gerek insani yardımlarda İslami yardımlara, yani eğitim yardımına endeksli olan çalışmalardaki tek ana gayemiz, zaten siz de ifade ettiniz, toplumun manen mayalanması ve vahye dayalı bir çalışmanın ortaya konulması. Bunu yaparken tabii ki bu çalışmalar aslında normalde devlet gücüyle olması lazım. İlafet büyük projeler çünkü bunlar. Büyük projeler. Bunlar zaten kategorize edilmişti yani İslam devletinin olduğu zamanlarda. Eğitimler ayrılmıyordu ki zaten. Kesinlikle. Daha anne karnından, efendim dünyaya gelişinden, emeklemesinden, ayağının üzerine dikilmesinden yeni yeni aklının yani bastığı, yani akıl melekelerinin geliştiği dönemlerden ta ki orta yaşına varana kadar her şey önceden ne yapılıyordu? Takip neticesinde yönlendiriliyordu. Ama bugün maalesef bu konu hakkında dünya genelinde bir sıkıntı meydana geldi. Yani dünya genelinde böyle bir bu çalışmaların bir hamisi neredeyse yok denecek kadar az. O zaman işte STK'lar oluşturuldu, vakıflar oluşturuldu. Bunlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunların içerisinde bir camiayız biz de. Bizim üstadımız da, Mahmud Efendi Hazretlerimiz de başta yarım asrı aşkın bir zaman önce bu çalışmaları başlattılar. Ve bir şeye inandılar ve inandırdılar. Dünyanın her mahallesinde bir erkek bir kız medresesi açın. Söz veriyorum size, dünya Müslüman olacak. Evet. Biz önce bunu anladık. Yani demek ki kurtuluşumuz için bizim ne lazım? Her mahalleye bir erkek bir kız medresesi lazım. Peki medreseye inandık. Çünkü inanan inandırır. Üstadımız Efendi Hazretlerimiz inandı. Ve zerre kadar tereddüt etmedi. Ve Türkiye'de bunu ne yaptı? Aslında örnek olarak da ortaya koydu. Ortaya koydu. Örnek bir hoca olarak da Efendi Hazretlerimizi görebiliriz. Zaten böyle tabii. Ve yetiştirdiği hocalarımız, müstesna hocalarımız var. Saygıdeğer kıymetli hocalarımız var. Sadece yetiştirdiği değil, dışarıdan izleyerek muhibbanları var. Sevenleri var. Elbette. İlim ehli insanlar, yine bir hocalarımız, üstadlarımız var. Dolayısıyla bunun dünya geneline yayıldığı zaman dünya üzerindeki etkilerini aslında çok kestirmemiz, aşken, ay gibi, güneş gibi ortada. Pek de zor olmasa gerek. Kesinlikle, diyorum. Evet. İşte biz de bu bağlamda 2009 yılında ilk kuruluşu itibariyle 2010 yılından itibaren başta Afrika ülkesi olmak üzere bu çalışmaları yurt dışında da dedik aynı anlayışla yayalım. Ve biz medreseleri açarken yine aynı anlayışla inandırıldığı şekliyle, yani inanan üstadımızın bize inandırdığı şekliyle başladık. Medrese açılacak. Önce tabii ki dünya önemli. Dünya mezratul ahiret. Dünya ahiretin ziraat tarlasıdır. Elbette. Estağfirullah. Züğünen nâs hübbü şehevet minen nisa vel benin vel ganadiril mugandaratı minezzev vel fezzâ ilâhi hıllâhe. Yani gerek evlilikler, gerek evlatlar, gerek altınlar, sağmal hayvanlar, binekler falan Allah'ımız ben sevdirdim buyuruyor. Süslü gösterdim. Yani süslendirdim. Dolayısıyla buralardan anlıyoruz ki yani dünya ile alakalı çalışmalar da devam edecek. Ama genelde bakıyoruz ki bu dünyaya dayalı olan çalışmaları aslında yönlendiren kişiler aynı o efendim toprağın altındaki maden gibi yetişen ehl-i sünnet hocalar, alimler çok az olacak. Evet. İşte biz onun peşindeyiz. Yani bir taraftan bütün insanlığı eğitimiyle alakalı meşgul olacağız. Ama gerektiğinde bir kişinin toplumu mayalayabilmesi için, inandığımız bir kişi için 10 bin kişiye bakacağız. 10 bin kişiyi besleyeceğiz. 10 bin kişiye yatırım yapacağız. Yani ben rakamı mecazi olarak görüyorum. Bu sayı 100 bin de olabilir. Aşağı yukarı. Yani bir kişi önemli. Yani toplumun ifsadında ve ıslahında bir kişi kişiler önemli. Başrol oynuyor tabii ve kişiler önemli. Tabii önde lokomotif ve şimdi burada da işte sorumuz burada ön plana çıkıyor. Peki bu toplum üzerindeki etkisi zaten biz
talebemizi aynı şuurla medresemizi açıp seçtiğimiz talebelere aynı şuuru ve hocalarımıza aynı şuuru verdiğimiz zaman ortaya ne çıkıyor? Eğer bir toplum manen mayalanacak ise buradaki hem ilmi talip eden, yani talep eden, talip olan talebemiz hem de onu eğiten hocamız bir kere şunu kabullenecek. Dünya ile alakalı olan irtibatını, dünyaya olan meylini mutlaka azaltacak. Yani bütün dikkatini ve hazırlığını ukrevi olarak insanın hizmetine sunacak. Artık benim görevim 24 saat Allah'ın diniyle emal olmak. Din dertlisi. Ve tabii yok, bütün dertlerin üstüne çıkarması gerekiyor. Ve artık ben ne yapalım da Allah'ın nuru yeryüzünde neşvunema bulsun, bu anlayışta artık bir hoca ve talebe bağlantısı kurulduğu zaman işte o medreseden çıkan hoca kardeşimiz yaşı küçük de olsa toplum üzerindeki etkisi artıyor. Şimdi ben buna bir örnekle cevap vereyim. Lütfen buyurun. Mesela Burkina Faso'da Wusani Nango isimli bir kariye. İnşallah iki hafta sonra tekrar ilk bölümde söyledik açılışını yapacağımız merkez medresemizden sonra ikinci gün buraya ziyarete gideceğiz inşallah. İnşallah. Buradan medresemize gelen yavrularımız geldiği zaman kaç yaşındaydı? 17 yaşlarındaydı. Döndükleri zaman 21 yaşlarında, 21-22 arası. O kariye halkını biz talebelerini, yani talebe olarak alıp hoca olarak görevlendirdikten sonra bu kariye ziyaretimizde kariyenin en ileri geleni 120 yaşı civarındaydı. Ve belli, yani Halim Selim hakikaten orada o kariyede mücadelesini yapmış, misyonerlerin faaliyeti neticesinde tüm Müslümanlar maddi manevi baskılardan dolayı orayı terk ettiği zaman bu 120 yaş civarında olan, onu da ziyaret edeceğiz inşallah. İnşallah. Bu büyüğümüz, bu Müslüman büyüğümüz orayı terk etmemiş, mücadele etmiş. 10 sene içerisinde tekrar Müslümanların aynı kariyeye dönmesine ne yapmış çalışmalarıyla? Bir kişi bakın vesile olmuş. Şimdi sözcü olarak bu büyüğümüz konuştu bizimle. Ne buyurdular? Dediler ki biz size 4 sene önce 2 küçük çocuk gönderdik. Fakat 4 sene sonra bizim kariyemize 2 dev geldi. Ama öyle yani yemekleriyle kalıbı dev olan fiziki değil. Fiziki anlamda değil yani. Değil. Fikri anlamda. Fikri anlamda. Donanımlı. Zirai donanımı var. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hıfz etmiş. Ulumu şer'i kavramış. 4 mezhebiyle birlikte alaka ve bağlantı kurmayı başarmış. Hem şer'i ilimlerde hem Kur'an'ın hıfzında hem de fenni ilimlerde kısmen özellikle bize en çok ihtiyaç olan zirai ilimlerde ilimleri almış ve dev olarak buraya gelmiş. 2 tane yavrumuz çocuk olarak gönderdik. Dev olarak geri geldi. Şimdi siz burada bize bir sondaj kuyu açıyorsunuz. Kim açtırıyor bunu? Bizim size gönderdiğimiz, sizin görevli olarak bize gönderdiğiniz, gönderirken çocuk ama dönerken ben niçin dev diyorum? Bunun için. İşte bu talebeler, yeni hocalar vesilesiyle burada bir sondaj kuyu açılıyor. Akabinde 3 sınıflı da olsa bir medrese yapın. Sonra hanımlara yönelik de hizmet düşünülmüş, merkezdeki kız medresesinden bu 2 tane yavrumuz evlendiriliyor. Ve onlar da unutulmamış, onlara da 1,5 göz odada olsa 2 tane hoca evi yapılıyor. İşte ben bundan dolayı diyorum ki 2 dev geldi. Neden? Bu açılan kuyudan ne olacak? Biz zirai çalışmalarımızı öğreneceğiz ve aynı zamanda tüm kariye halkı çalışmaya başlayacak. Kim sebep oldu? Bu 2 tane. Evet. Peki burada hanımları okutacak, öğretecek hanım hoca yok. Şimdi gönderdiğimiz 2 kişi hanım hocalarla evlendiriliyor. Hanımlarımızı hanımlar öğretecek. Kim vesile oldu? Bu 2 kardeşimiz. Peki bununla birlikte yerimiz yok. Nerede okutacağız? Medrese kuruldu mescitle birlikte. Kim sebep oldu? Bu 2 talebe. Bunların evlendikten sonra ikame edeceği, biz bunu yapmamız hiç mümkün değil. Kim sebep oldu? Bu 2 talebe. Peki bu 2 talebeye kim sebep oldu? İnsana değer veren Dernekler Federasyonu. İnsana değer veren Dernekler Federasyonu'nun oralardaki bu anlayışına kim vesile oldu? Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Kuddise Sırrı Hazretleri. Ona, onun üstadı Ali Haydar Efendi, onun üstadı Mustafa İsmet Galibullah, Ali Rıza El-Bezzaz. Ve nereye kadar gidiyor bu? Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gidiyor.
Şimdi biz hocanın toplum üzerindeki etkisini ve fonksiyonunu bu bağlantılarla anlamış oluyor muyuz? Kesinlikle. Yani hocanın şahsıyla alakalı bir şey değil bu. Değil, sistemle alakalı. Üstlendiği bir misyon var, yüklendiği bir görev var ve taşıdığı önemli mukaddes bir emanet var. Yoksa bundan önce de hocalar var. Binlerce, on binlerce Afrika kıtasında, özellikle Afrika kıtasında hocalar var. Bak burada görevli Yasin kardeşimiz işte Gine'den bir meseleyi de bize aktardı. Önceden mesela Gine ülkesinde bir yabancı 60'lı yıllarda geldiği zaman nereye müracaat ederdi? Hristiyan da olsa imama müracaat ederdi. Neden? Eğer imamın emanında olur ise o da faaliyetlerini, işte onlar zamanı evvelde, bak onlar da öncüydü, önderiydi ama bak saygın. Onlardan icazet alıp ifsat görevine başlıyorlar idi. Fark ne? Biz şimdi bu önderleri daha saygın hale getirip bir silsileye bağlayıp tamamen ehli sünnet çizgisinde tebliğ, tedris ve tasavvuf üçgeninde toplumun manen mayalayacak bir donanımda öncüler ve önderler olarak biz yetiştirmeyi hedeflediğimiz için bu yetişen hocalarımızın yaşı küçük olsa bile toplum üzerindeki etkisi fevkalade büyük oluyor. Yani buradan sadece bu örnekten ki bu örnek inşallah göreceğiz çok kısa zamanda tüm Afrika ülkesi başta olmak üzere tüm dünya geneline yayılacak mı? İnşallah. Şartlarına göre tabii Balkanların şartı farklı. Efendim, Avrupa'daki şartlar farklı, Asya farklı ama özellikle Afrika yakın gelecekte diyorum bakınız dünya üzerinde ümmet birliğine katkısının çok ama çok önemli derecede olacağını öngördüğümüzden dolayı biz özellikle Afrika kıtasına yönelik çalışmalarımızı İslami eğitim, acil eğitim yardım çalışmaları olarak adlandırarak insani yardımla birleştirmemizin sebebi çok yakın gelecekte çok önemli bir görev üstleneceğini öngörmemizden dolayıdır. Bundan dolayı da hizmetlerin çok hızlı geliştiği, çok istediğimiz ve planladığımız hizmetleri çok hızlı bir şekilde faaliyete dönüştürdüğümüz bir kıta olması hasebiyle biz özellikle hep sürekli ön planda özellikle Afrika ülkelerinde diyoruz. Dolayısıyla bizim yetiştirdiğimiz hocalarımızın toplum üzerindeki etkileri bu verilen örnek ile anlaşılıyor ki inşallah yakın gelecekte bu ülkelerdeki toplumun mayalanmasında en büyük rolü oynayacak kişiler olarak önümüze çıkmış oluyor. Biz hoca diyoruz tabii. Şimdi ben hoca ile alakalı değerli kardeşlerimizle bir şeyi paylaşacağım. Çünkü biz değerli kardeşlerimizi, bizi izleyen izleyicilerimiz ve bize gönül veren, destek veren kardeşlerimizle birlikte biz bu işi yürütüyoruz. Evet. Madem siz bunu bir silsileye bağladınız, bu eğitim bize taarruz yoluyla geldi. Zaten peygamberler geriye mal bırakmazlar, ilim bırakırlar. Ya. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize ilim bıraktı. O ilim tabi'in, etbe-i tabi'in, ulema ve derken bize kadar tevarüs yoluyla intikal etti. Şimdi sıra bizde. Ya. Bu vazifeyi biz izleyicilerimizle, şu an gönül verenlerimizle birlikte yürütüyoruz. Dolayısıyla ben bir bilgi, müsaade ederseniz buyurun, kardeşlerimize buyurun. Paylaşacağım. Fakat bunu paylaşmadan önce şunu söyleyeyim. Hoca deyince Efendi Hazretlerimize örnek verdiniz. Efendi Hazretlerimiz önemli bir örnek. Türkiye bakımından çok önemli bir örnek. Yani Türkiye'nin 1918-19'dan 1940-50'li yıllara kadar nereye yaşadığını hepimiz biliyoruz. Burada biz tarih programı yapmıyoruz. Ve dolayısıyla hocanın kalmadığı, harflerimizin değiştiği, ya. Yani çeşitli inkılaplar vesaire yaşandı bu memlekette. Ve derken toplumu mayalayacak, toplumu yeniden dini anlatacak, neredeyse cenaze kıldıracak insan bulunmadı. İşte oradan bir bakıyorsunuz bir taraftan Mehmet Said Kotku Hazretleri, ya. Abdülhakim Arvasi gibi kutsesuru, evet. Ali Aydar Efendi gibi, Mahmut Efendi Hazretleri gibi birkaç tane böyle Allah dostu yeniden işte bahsettiğiniz gayretle, aşkla, ya. Dertle çalıştılar. Ve sonra yine yeniden bu memlekette İslami bir ihya hareketi yeniden görülmüş oldu. Nefes alıyor artık. Evet. Nefes alıyoruz. Ve biz de işte hem alıyoruz hem nefes vermeye başladık. İşte saygıdeğer Mehmet Tur hocamız bunun bir ürünüdür. Biz öyleyiz. Camiamız öyle. Ve dolayısıyla biz artık ihracat kriz çözer diye bir ticarette bir kural vardır. Evet Türkiye'de biz yeterli demiyoruz bu. Fakat İslam coğrafyası Türkiye'den ibaret değil. Asya'sı var, Avrupa'sı var, efendim Afrika'sı var bahsettiğiniz gibi. İşte Afrika'da da bu çalışmaları yapıyoruz. Örnek olarak da Çarşamba'daki evet. Efendi Hazretleri'nin bu çalışmasını gösteriyoruz. Tabii. Bu derli, dertli bir çalışma orada da yapılırsa, Allah izin ederse bahsettiğiniz gibi kısa vadede, yani 10 yıl gibi bir zaman zarfı içerisinde
bunun meyvelerini göreceğiz. Yapılırsa aşıldı artık. Yapılmaya başlandı. Evet, başlandı. Elhamdülillah. Ki 2009'dan bu yana yapılıyor. Elhamdülillah. Yapılmamış olan ülkeler için konuştum ben tabii. Çünkü şu anda biz 33, Afrika'da 13 ülkedeyiz. Dünya genelinde 40 ülke bağlantımız var. Ama hedef bizim görmeyi murad ettiğimiz 150 ülke. 150 ülke var. İnşallah bunu, bu hedefi hep birlikte inşallah görmüş olacağız. İnşallah. Dolayısıyla hoca çok önemli. Hocaya yatırım da çok önemli. Hocaya destek vermek de çok önemli. Mutlaka. Hocanın sürdürülebilir bir eğitim verebilmesi için, istikrarını sağlayabilmesi için mutlaka onu desteklemek de önemli. Şimdi talebe ile ilgili mesela hocam biz 60 lira gibi bir ücretle bir talebe üstleniyoruz. Benim de bir talebem var, sizin de var. Fakat bu talebeyi üstlenmek kolay olabiliyor. İnsanlar teveccüh de ediyor. Ama bu talebe 4 yıl sonra hoca olacak. Eğer hocayı desteklemezsek, hocaya eğitimini sürdürebilmesi için destek olmazsak bu sefer hoca ne yapacak? Mecburen ya ticarete dönecek ya ziraate dönecek. Dönmemesi için biz ona mutlaka destek vermeliyiz hocam. Mutlaka. Müsaade ederseniz o zaman ben değerli kardeşlerimize şunu paylaşmak istiyorum. Evet değerli kardeşlerim, Mehmet Tur hocamızdan dinledik hep birlikte, izlediniz. Afrika'da, Asya'da, Balkanlar'da hatta dünyada hoca o kadar önemli ki, eğer ahiret saadeti, dünya saadetini düşünüyorsak yine bu hocadan geçiyor. Hocadan eğitim almaktan geçiyor. Dertli bir hocayı yetiştirmekten geçiyor. Dolayısıyla biz ilk defa olarak İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olarak sizin de vermiş olduğunuz destekle birlikte bu hocaları destekliyoruz. Ve bu hoca kardeşlerimiz insanların ahiretini düşünmek suretiyle gittikleri yerlerde eğitim veriyorlar. Dini Allah'ın getirmiş bize göndermiş olduğu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini ve Allah'ın göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i insanlarla tanıştırıyorlar ve insanların ahiretteki hayatlarında ebedi saadet yurdu olan cennete ulaşmaları, rıza-i bariye ulaşmaları için gayret ediyorlar. Dünyada dolayısıyla bu işi beraber yürütüyoruz. Şimdi dediğimiz gibi yaşamış olduğumuz şu asırda bu vazife bizim sırtımızda. O halde biz bir şeyler yapalım diyoruz. Değerli kardeşlerim, şimdi şunu sizinle paylaşmak istiyorum. Hocalarımızı üstleniyorsunuz. Allah razı olsun. Çok hoca da üstlendiniz. Ama şu anda benim teknik olarak bu işle ilgilenen kardeşlerimizden aldığımız bilgi 152 tane hoca kardeşimiz üstlenmeyi bekliyor. Bir hoca kardeşimizi üstlenmek 500 lira gibi bir bedelle oluyor. Dolayısıyla biz sizden şu anda bunu talep ediyoruz. Ve diyoruz ki değerli kardeşlerim, bir talebe üstlenmek evet 60 liradır. Üstlenmek güzeldir ve bereketlidir. Ama bu hoca mutlaka 3-4 yıl sonra hoca olacak. Bu talebe hoca olacak. O halde hoca olduktan sonra da destekleyelim. Dolayısıyla 152 hocamızı buradan ilan ediyorum. Hep birlikte, fazla uzun değil, şu ay içerisinde üstlenelim diyorum. Bu hocalarımızı üstlenelim ki bu hoca kardeşlerimiz bulundukları yerlerde eğitim vermeye devam edebilsinler. Ve dolayısıyla biz de sırtımızdaki bu yükü hakkıyla bir sonraki nesle taşımanın mutluluğu içerisinde vazifemizi ifa etmiş olalım. Değerli kardeşlerim, tekrar ediyorum. Şu anda 152 hocamız üstlenmeyi bekliyor, üstlenilmeyi bekliyor. Dolayısıyla bir hocayı üstlenmek 500 lira gibi bir bedelle mümkün. Bir kişi eğer bir hocayı üstlenemiyorsa 5 kişi bir araya gelelim. 150 lira verelim ama bir hoca üstlenelim. 5 kişi gelemiyorsak 10 kişi gelelim. 50'şer lira verelim ama bir hocayı mutlaka üstlenelim. Bir aile olarak bir araya gelelim, bir hocayı üstlenelim diyorum. Ve tekrar saygıdeğer Mehmet Tur hocama dönüyorum. Evet hocam. Böyle bir teşvikte bulunduk hocam. Yani bu eğer bir çorba ise hepimizin tuzu olsun. Mutlaka. Hepimiz bunun içinde olalım. Hepimiz şu kervan içerisinde yer alalım diye tabii kardeşlerimize paylaşıyoruz. Tabii. Hocam talebeye geçelim. Evet. Talebelerle ilgili hocam istihdamından tutun yetişmesine kadar olan merhaleleri sizden dinlemek istiyoruz. İnşallah. Nasıl bir müfredattan, nasıl bir eğitimden, nasıl bir fiziki şartların bardak olarak, hangi şartları kullanarak hoca olmaya doğru gidiyorlar. Bununla alakalı hocam söz sizden, lütfen buyurun inşallah. Tabii. Öncelikle yapmış olduğunuz teşvik fevkalade yerinde. Fakat genelde şöyle bir düşüncede bazı kardeşlerimizde oluşabiliyor zannediyorum. Yani şimdi sürekli biz bir şeyleri vererek bu hocalarımızı ve talebelerimizi sürekli buradan
maişetlerini karşılayarak mı bu işi döndüreceğiz? Bunu mesela ben soruyorum önce. Elbette. Kimse sormasına gerek yok. Hocam bu arada çok özür dilerim. Ben talebeyle alakalı konuşun dedim ama vaktimizin sonunda gelmişiz. O zaman toparlayıcı hocayı bir cümleyle hocam. Aynen toparlıyorum. Ne kadar? Bir dakikada mı toparlayacağım? İki dakikada mı? İki dakikamız var. İki dakika. Güzel. İyi bir vakit. İyi bir süre. İki dakikada neler olmaz ki? Evet. Burada yani Hoca Efendi kardeşlerimizin mutlaka sahiplenilmesi önemli. Fakat bunlar sahiplenilirken ben dediğim gibi merak ediyorum. Daha doğrusu ben soruyorum tüm kardeşlerimiz adına. Sürekli biz ilahi nihayet böyle mi olacak? Bakın biraz önce örnek verdim. Musa'nın Nango'da aslında çok kısa bir süre sonra Karya halkı oradaki hocaların istihdamını sağlayacaklar. Yani biz bunları talep ederken açıkta olan hocalarımızı neden talep ediyoruz? Şundan dolayı. Yeni ülkeler diyoruz. Bakınız 150 ülkeden bahsediyoruz. Şu an zaten 42 ülke bağlantılı, 28 ülkedeki yatılı eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Bunun ileriki daha farklı kıta ve ülkelere taşınabilmesi için bu gayreti göstereceğiz. Ama bir taraftan da geriden neyi toparlıyoruz? Bu yetiştirdiğimiz kişilerin kariyerlerdeki istihdamında kariye halkının ekonomisinin de düzelmesiyle birlikte istihdamların artık kariyerlere de yansıtılacağını ve devredileceğini buradan kardeşlerimize ben özellikle kendim mesela bunu sürekli sorduğum için ve sürekli bunun üzerine çalışan bir kardeşimiz olduğum için diğer kardeşlerimize de tercüman olmak niyetiyle ben son cümleyi o zaman böyle toparlayayım. Çok önemli bilgiydi hocam. Yaptığınız yardımlar bu hocalar yani böyle dört gözle sizden para bekliyorlar değil kardeşlerim. Bu kardeşlerim şu an görevle devam ediyorlar. Devam ediyorlar. Fakat biz bu kardeşlerimiz üstlenirsek bu hocalarımız üstlenirsek yeni her şeysi olur hocası olmaz. Yeni hocalar, yeni ülkeler, yeni istihdamlar, yeni medreseler bizi bekliyor diyorum. Ve bu şekilde cümlemi bağlamış oluyorum. Talep olsun herhalde daha ileriki programlarda inşallah konuşacağız inşallah. Hocam ben Allah mübarek etsin diyorum. Evet vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun, var olun. Allah razı olsun hocam. Dinlemizden. Evet Mehmet Tur hocamıza teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim programımızın da sonuna gelmiş olduk. Bir Ümmet Örnekleri programı daha hep beraber icra etmiş, ihya etmiş olduk. Değerli kardeşlerim, programımızın sonunda iletişim numaramızı ve aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı paylaşmak istiyorum. Telefon numaramız 0212-621-0065'tir. Sosyal medya hesaplarımız, Facebook, Twitter, YouTube gibi hesaplarımız, arama butonuna Ümmet Örnekleri veya İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu kısaca İTTEF'te yazarak ulaşabilirsiniz. Ben Facebook'la ilgili yine teşvimi yapmak istiyorum. Etrafınızdaki kardeşlerimize bizi daha yakından en sağlıklı ve doğru bilgi almak adına bizi takip etsinler diyoruz. Arama butonuna insana değer veren Dernekler Federasyonu yazdığınız zaman bize ulaşmış olacaksınız. Değerli kardeşlerim hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Unutmayalım ki birlikten kuvvet, işbirliğinden zafer doğar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm.